11 dakika sonunda kaç kişi izliyor lan 230 bin baya bekleyene var diyebiliriz herhalde baya bekleyene var diyebiliriz neyse sıkıntı değil bir 11 dakikada biz bekleriz. Hiç sıkıntı değil. Bekleyelim. 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 Yes ciddi. Birazcık ani duyurdular. Ani şekilde fragmanı yayınladılar. Yani sonunda bugün geldi bekliyoruz. Sonunda. Ben de hatta beklerken da tırnaklarımı keseyim. Game of the Year geliyor. 2024'ün Game of the Year'ı. Elder Ring DLC oluyor. Dündür dündür dün. Ya şaka mı Biraz önce seçim şey geçti lan. Seçim otobüsü geçti biraz önce buradan. Gelecek için. Ve daha minimum bu tarz şeyler söyleyerek geçti. Gelecek için Elder Ring arkadaşlar. Benim uyum Elder Ring'e yani. Michaela. DLC kaç saat olması bekleniyor? Valla DLC'nin büyük olması bekleniyor. Çünkü duyurulalı ve bir fragman çık yani yayınlanma yayınlama süresi arasında bayağı uzun bir e, zamanlar ondan dolayı büyük bir DLC bekliyoruz. Yani böyle yeni bir harita hani yeni bir açık dünya harita tarzı bir şey ya da açık dünyaya eklenecek yeni bir kısım. Hani böyle rahatlı uzun uzun gezeceğimiz en az 4-5 büyük boss barındıracak, mini değil. 4-5 tane büyük ana boss kalitesi şey barındıracak bosslar. Hatta bunlardan bir tanesinin de tüm sol like'lardaki en iyi boss olmasını bekliyoruz. Mantıklı. Arda ilk baş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Paralı. E tabii ki paralı olacak diye. Beleş olur mu? Oha. Beleş adamlar. Eğer düşündüğümüz gibi bir şey ise hele bir düşsene. Yani rahat şöyle bir 20 saat falan sürecek bir DLC yapıyor iseler eğer. E onu tabii ki parayla verecekler. Yani bunun Phantom Liberty'den küçük olmaması lazım abi. Yani Phantom Liberty'den küçük olmaması lazım. Yeni siyahlar, yeni bosslar. Ah, belki bir geçmişe dönüp Mikaela boss savaşı falan olması lazım yani Mikaela boss savaşı bence kesinlikle. Ah, ses az volume up. Benim mi sesim az? Arttı mı? Arttı mı? Artıyor mu böyle yapınca? Artıyor mu? Artmıyor sanki. Ya. Bu mu arttırıyor o zaman? Bu arttır, bu fazla arttırdı sanki. Böyle iyi mi? Böyle, böyle iyi bence. Böyle iyi bence. Böyle iyi bence. Ben de arkadaş ucuna sapan koyunuma param yetmediği için kırk fendonu dinliyorum ama millet Elder Ring DLC diyor. yani biz Elder Ring hayranlarıyız. Biz şeyiz. Biz solcuyuz. Bizler farklıyız. Bizler bizler zorluğa gelebilen adamlarız. Bizler böyle, bizler şöyle. Çok sıkıldım sol bon muhabbetinden. Yani şeyinden hani solcuların kendilerini farklı görmesine gıcık oluyorum birazcık sadece. Hani ben de solcunun büyük bir hayran olarak. Oyuncuyum işte oynuyorum. Hoşuma gidiyor. Seviyorum, eğleniyorum. Kaç dolar olur sence? Mantıklı. Aa, minimum 20 dolar olur. Kadircan hoş geldin. Teşekkür ederim. Desin. Ben 20 dolardan aşağı beklemiyorum fiyatını. En az 20 dolar olacak bence. En az. En Mantıklı. Yani. Nightmare hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Oh be şu tırnaklardan kurtuldum sonunda ya. Vallahi rahatladım. Keşke beleş olsa. <laughs> Yok öyle bir dünya. Abi adamlar neredeyse Para. bir yıl uğraşıyorlar. Oo Elden Ring. Giga Shot 55 TL Hulo. Kesinlikle Hulo. Kesinlikle Hulo yani. Adamlar bir senedir kaynaklarını buna harcıyorlar. Yani bedeş olabilir mi sizce? Böyle mümkün mü? Yani bir senedir niye ekstradan şey yapsınlar ki? Ekstradan para harcasınlar ki yani. Ekstradan insan gücü saat harcasınlar. Eğer parayla satmayacaklarsa. Onu yapan bir tek herhalde şey var zaten. Çok garip geliyor bana. God of War Ragnarok yani. yani DLC'nin para edecek bir DLC olmadığını mı düşünüyorlar? Ne yaptılar da onu beleşe çıkardılar bilmiyorum da. Yani. İlginçti gerçekten. Mantıklı. Harbiden ona da para vermek istemezdim şimdi yalan yok yani. Tarkov oynamadım hiç hayır. Şunu tam ekran yapalım ya. Niye ya böyle bekliyorsak. SMT5 Vengeance duyuruldu. Yeeey. Şimdi Mega Tensei 5 hiç sevmem olarak Vengeance'da da asla bulaşmayacağım kesin. Ah. Elden Game of the Year olabilir mi? <laughs> hayır DLC'ler Game of the Year alamaz. Diyesler DLC'dir en fazla en iyi DLC'yi alırlar yani. Oynadım çekecek misin bunu? Ne bileyim oğlum bir durum durun bir görelim önce ne olduğunu. Daha hiçbir şey görmedik. Bir... Yani 6 dakika kaldı. Bu tarz sorular için bu tarz soruların cevabını almamız için 6 dakika kaldı. 6 dakika sonra nasıl bir oyunla karşı karşıya çıkış tarihi ne zaman ee, ne kadar büyük ne kadar geniş gerçekten üzerine konuşmamızı diyecek ne kadar materyal Para. Diyor. Bunların hepsinin cevabını alacağız. Elden Ring. Oh Elden Ring. 44 DLC mi olur beyler? Maksimum 10 i̇yi. dolar bize. <laughs> Abi Elden Inc. ve sen çok seksi ikili. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Tarih veriyorum umarım. Valla tarih ile alakalı çok fazla dedikodu var. Peru hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Şeyden yani e, Haziran. 21 Haziran olduğu söyleniyor. Godzilla mı oynayacaksın? E, Orijinal build'ıma dönerim diye tahmin ediyorum. Bakalım. Yeni gelen özelliklere bağlı o birazcık da. Sence performans problemleri çok olur mu bu expansion'da? Sanetmiyorum. Artık o problemleri çözmüş olmaları gerekiyor. Abi Ada Wong bakteri. GT6 trailer için böyle bir geri sayım yapamadık ya yazık oldu. GT6 trailer evet maalesef. GT6 trailer direkt zor diye yayınladı adamlar. Mantıklı. Melik Rose hoş geldin. Teşekkür ederim. Rose mi artık nasıl okunuyoruz? Teşekkür ederim. Dark Souls tüm seri 1300 TL eder mi? Oynamadım. Yani galiba Aa. şu anki standartlarda ediyor herhalde galiba. 1300 lira 130 lira gibi çünkü. Mantığı aynı yani. Çıkış tarihi uzak bir tarih olmaz. Haziran diyorlar işte ya. Diğer önce bir kere daha bitirmek lazım. GT6 Trailer 2 için yapıyoruz. Eğer düzgün yayınlarlarsa geçen sefer gibi zor diye atmazlar zor diye yaparız. Final Fantasy 7 yeni demos çıktı bugün. Yayında oynayacak mısın? Yeni demos derken ilk bir demo vardı. Yenisini de bir tane daha mı çıkardılar? Ne yaptılar anlamadım. Yunus Emre Çabon hoş geldin. Yani teşekkür ederim de senin için. Şimdi 80 saat yeni ve tüm platformlara çıkacakmış. Almayayım. Teşekkür ederim. 80 saatlik yeni içerik. Yani oyunun kendisine katlanamadım. 80 saatlik yeni içerik hiç katlanamam. Oyunu bitirene kadar mahvoldum ben yani. Firelink Shrine'de oturamıyorum ne yapacağım. Eee muhtemelen şeyi öldürtmüşsün. Firekeeper'ı öldürtmüşsün çok büyük ihtimalle. Firekeeper'ın katilini bulup ruhunu geri alman lazım. Diglent Trader abi ne yapsınlar atmak zorunda kadar. Öyle. İkinciye liklenmez umarım. İyi. Baya baya detaylı bir DLC çıkacak gibi duruyor. Öyle olmasını bekliyoruz abi. Bir yıl oldu lan duyuralı artık. İşler görmemiz lazım yani. DLC better real olacak diyorlar. Para. Of ne trolleniriz ama. Cevap verdik bunu değil mi? Cevap verdik evet. Yani. Herhalde şu anki sana göre yeter. Şubatta bekliyordum. Hayal Yok ya şubatta gelmeyeceği belli olmuş zaten. Haziran'da oynarız ya. aceleste de yok arkadaşlar. Haziran ayında. Yaz ayları zaten boş geçecek oğlum lan. Yaz aylarını değerlendirecek bir şey lazım zaten. Yaz, yaz aylarında rahat rahat oynarız işte mis gibi. Altımız çeve canım. Tekrardan boss olur mu acaba? Ben çok bunu merak ediyorum. DLC'nin kendi içinde olmaz ama e, ana oyundan DLC'ye aktarılan mini bosslar illaki olacaktır bence. Bazı yerleri doldurmak için koymuşlardır illaki. Hmm. Elden Ring Epic niye gelmiyor ne bileyim ben. Onu From Software'e sormak lazım. Ya da anlam Namco Bandai'yi. oynamak için DLC bekliyorum da para biriktirmem lazım. Daha pahalıya gelecek şimdi DLC var Yazın üniversiteye gidemezsem köpek gibi çalışacağım ben ne oyunu. Akşamları oyna kardeşim hepimiz çalışıyoruz. Biz de çalışmıyor muyuz? Çalışıyoruz. Ben hala yaz kış demeden çalışmaya devam ediyorum. Durmuyorum hiç yani. Yaz ayları boş geçecek derken oyun anlamında boş geçiyor o yüzden. Little hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Üç tane örtürüyor avatar bozu gelsin. Aynen. Tekrar tekrar sürekli aynı şeylerle savaşmaya devam. Çok severiz. Let's go Pikachu'yu beğenmiş miydin? Hayır. Yani orijinal e Red'in veya Budu'nun aynısının şeyiydi sadece. Üç boyutlu modellerle yapılmış versiyonu ve çok sıkıcıydı. Tamam, komandayı son zamanlarda biraz fazla iyi uçtu gibi. Ve doğru şeylere şey yaptılar. Doğru şeylere yatırım yaptılar. Yaza şimdi Megami Tensei 5 Vengeance var. Yeni duyuruldu abi. Eren Hı. ben by the way. Haa. ne kadar olur? 25-30 dolar olur bence. Abi ben sevemedim abi. Şimdi Megami Tensei 5'i sevemedim ben yani. Bitirdim ama gerçekten ömrümden ömür gitti bitirene kadar. Çok sıkıldım. Ondan dolayı Şeye de bakmıyorum yani şu an DLC'ye pek... Bakarım belki bunu da şimdi şu fragmanı bir izleyelim birazcık göz gözleyelim ondan sonra şey yaparız belki ona da bakarız Oha. da. Jason you know what's right here you can't Bu ne abi bunu sürekli atıp duruyorsun sen. Şey mi Gt 6 leak he okey. Okey Gt 6'nın bir sonraki fragmandan leak mi veriyor bize? Ayın abi ne iş yapıyorsun YouTube hariç? YouTube yapıyorum lan ne yapacağım işte. Ana işim bu sizce ana mesleğim bu olmasa yetişebilir miyim? Ana mesleğim bu olmasa rağmen zar zor video atıyorum yani. Swiss Squad bugün gelmeyecek miydi? Yani spesifik olarak bugün geleceğini söylemedim hayır. Bu hafta içerisinde de gelecek dedim. Bu hafta içerisinde de gelecek. Karpuzu yok bu sefer çünkü karpuzu şey yapıyoruz abi. Yani karpuzu özel bir durum. Yani şöyle özel bir durum. Bir sunum oluyor. Sunumun içerisinde bir tahmin yapıyoruz. O tahmin oradaysa kesiyoruz. Şu an Boss beklentim var mı? Tabii ki tüm serinin en iyi bossları burada olmalı abi. Elden Ring'in DLC'sinde tüm şey olmalı yani. Tüm bossların en iyisi. Abi man için maile bakmayın. Baktım mailimde bulamadım. Hangi maile yollamıştım? Dostkayol.gmail.com mu? Çünkü mailime düşmedi. Bu özel değilse ne özel. Arkadaşlar hangi ayda olduğumuzun farkında mısınız? Şubat'tayız oğlum. Ne karpuz ulan? Nereden bulayım karpuzu? Switch'teki en iyi Mario oyunu ne sence? Odyssey. Mikael olur mu? Durun. Peggy Peki, 16. Tamam. Bir dakika bir dakika çok bağırıyor bir saniye dur. Geliyor. Pure <laughs> and radiant. Mikaela. Evet direkt Mikaela ile başladık. Direkt Mikaela ile başladık. Yes Mikaela. There is nothing more <laughs> terrifying Oha. Oha! in that forsaken place para blood must spill Blood of your fellows? They are truly faithful. They were never saints. They just happened to be on the losing side of a war. Michelomo? Michelomo? Be wrecked of light. I presume you, too, are keen to know just what kind of Mikamar is doing here.

Kraliçe mi lan o da? 21 Haziran! 21 Haziran! Yes! Oh Para. my god! Elderen Miguel'a lan Miguel'a? Dur bakayım bir saniye. Sayfayı bir yenileyelim mi? <laughs> Toplam tüm şeyi mi koydunuz lan? Atla savaşacağımız yeni bir boss olması güzel. Atla savaşacağımız yeni bir boss olması güzel. Bir tane daha devimiz var. Böyle bildiğim Wickerman tarzı bir şey. Şu boss'un tasarımı güzel. İlginç bir şey benziyor yani bayağı. Birden fazla fazla olan falan filan böyle de baya uğraştık ve onu öldürdükten sonra onun galiba şeyini alabiliyoruz ejderalar gibi kullanmak için. Sevgilimi kaybedeceğim mi eldiveni girin bir aşkım yapacak bir şey yok bir süreliğine verin bir haftalığına ortadan kaybolabilirim 53 dolar o 53 dolar abao 53 dolar yeni zırhlar mırlar. Bak şu muhtemelen o boss'u yendikten sonra mı alıyoruz? Gerçi aynı kafada değil bu. Ama aynı ejderhalar gibi bu şey yaptıktan sonra onun Ash of var. Bu yeni Ash of merak ediyorum. Özellikle şu uçma muhabbetini çok merak ediyorum. Hadi dikkat hak ediyor sonra kadar kaybettim. Şükür <laughs> ediyorum anlayışlar aşkım Bu mini boss. Açık dünya hipopotam mini boss'u. Bu ne acaba? Bu Mikael'a zaten. 26 dolar expansion fiyatı 53 dolar oynuyor. 26 dolar. Aa iyi tamam 26 dolar iyi tamam güzel. Kaç saat acaba ya? Bak şu yeni bir silah tipi. Abi şunu istiyordum işte ya. Ana oyunda istediğim şey buydu. Crucible Knight'lar kullanıyor diyor bunu bize karşı. Ben de istiyordum böyle bir saldırı. Bu kraliçe değil mi? Kraliçenin ismini unuttum lan. Kraliçenin ismi neydi? Pre-order now. Aynen zaten ne diyor? Bonus chest'i Ring of Michaela. Hmm. Marika. Aynen Marika. Aaa... Yani Mikael'ın tasarımına bayılmadım ama boss savaşına bakmamız lazım şimdi. Yani boss savaşının kendi içerisindeki şeyi beni ilgilendiriyor açıkçası. Yani. Statue of Mesmer the Impaler. Bu mi... Impaler yani Michael olduğunu Para. açıklamamak için mi yapıyorlar bunu? Kaya kabursun nereye harcayan oldu. <laughs> Mogun yaptığı koza işlemi böyle kırmızılı olmuş olabilir. Olabilir de. zaten şeyin kardeş değil mi abi bu? Yani Malenia'nın kardeşi değil mi zaten? Çok hani Para. benzer bir görselle sahip olması gerekiyordu. Abi adım Japonca maili yanıtladım bakar mısın bakayım. 2 mesajı GT alacak hepsini bu seneye gömüyorlar galiba. Ya bu sene başka da bir şey yok hayatım ya. Bu sene büyük oranda ilk 4 ayda. Mikaela değil o. Mikaela'nın saçı sarı öyle mi? Kerem Adra hoş geldin teşekkür ederim senin için. O zaman Mikaela şey mi? Benim kraliçe zannettiğim mi Mikaela o zaman. Bu mu? O zaman asıl Mikaela bu mu? Ben bunu marika diye düşünmüştüm ama. Hmm. Mikalı Griff'te benziyordu ilk teaser'da. Godwin olabilir. Hmm. Olaf'ı yemez umarım başka bir şey yoktu. <laughs> Vallahi hayatım Mart'tan sonra başka bir şey çıkmaması lazım bir süre. En azından bir süre rahatlamamız lazım ama bakalım ya. Varlan sevimiz oynayabiliyor muyuz? Tabii ki. Spoiler. Marika'yı biz zaten oyunun sonunda öldürüyoruz. Ee, ben bu işin içine bir zaman yolculuğu molculuğu gireceğini düşünüyorum yine ya. Hani bir zaman konsept bir şey olacak bence yani. Ha. <laughs> bu mu lan? Oha. Bahsettikleri bonus posture şu mu yani? Şu... Buydu zaten. E şimdi buna mı geçtik? Hani gerçekten bundan buna mı geçtik yani? Hani bunun için mi ön sipariş vermemiz gerekiyor? Bunun için. Bozu kaçıramam ya. Pozu kaçıramam yani. Bu oyuna zaten sahipsiniz mi? Abi şey versiyonu. <laughs> pozu kaçıramam. Pozu almam lazım. <laughs> Bunu yapmam lazım yani. Bunu sürekli yapmam lazım. <laughs> ya hadi be oğlum ya. Nerede lan sadece ha şu? Bu ne lan? Niye hiç bizim şövalyenin içinden çıkıyor bunlar? Allah. Doğum tarihi 1902 mi? Tabii ki 1902. Beni çok rahatsız ediyor abi Steam. Sürekli olarak her gün ve yaş soruyor. Yaş soruyor. Gıcık ediyor yani. Oyuna sahipsen 26 oluyor. Yani sadece DLC 26 evet. Fatih Sumur hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Premium bandında ne var bu arada? Yani, pozlu premium bandla mı alıyor alıyoruz? Şöyle örtür bonus hareketi. Yalnız cidden sadece sadece o hareket için fazla 6 dolar mı istiyorlar? Sadece şu hareket için fazla 6 dolar mı istiyorlar? Bunun için sadece. Arkadaşlar bu boss gelmiş hiçbir şey en epic souls boss olmazsa baya canım sıkılır bu arada. Yani gelmiş hiçbir şeyin en iyi boss olması lazım onun. Bunun. İyi. Bir şey Bir aç kalacak. <laughs> Just take my money yani. Sadece para al param, al param, al param yani direkt. Şeyi hala anlamadım ama ben mesela yeni lokasyonlar mı bazıları çok benziyor eski lokasyonlara çünkü. Bunların kaçı yeni lokasyon kaçı şey Mesela yılda bir önce çıkan From Software iki yılda anca DLC çıkaran From Software. Abi işte ama yani kalitelerinin farkı. Yani o kalitenin farkı abi. Arada hayvan gibi kalite farkı var yani. 2004 -20 oyunları videosuna şuna yer verir sonra da olsa veririm. 2023'e DLC'lere yer verdik. Elden Ring'e de yer veririz tabii ki DLC kısmında. <laughs> Bu oyun 4 yılda nasıl yaptılar aklım almıyor benim değil mi? 4 yılda yapmamışlardır bence ya. Bence Sekiro ile aynı anda geliştiriyorlardır Elden Ring'i. Yani bir ekip Sekiro yapıyordur bir ekip Elden Ring'i yapıyordur bence. DLC değil genişleme paketi evet. Bir böyle bir terim var değil mi? Expansion Pack. O kadar büyük oyunlar oynayan oyunu yapıyorum. Bari bunu inceleme yap. Bakarız. Sen şuna 1600 TL veririm, mi oynar diye Şu an piyasada oynayabileceğin en iyi oyunlardan biri. Yani oynayabileceğin en iyi oyunlardan biri yani. Hocam PlayStation 4'de PlayStation e hiç denemedim. Nasıl çalıştığını bilmiyorum. PlayStation 4'de olan arkadaşlar cevap versin. Nasıl çalışıyor, İyi çalışıyor mu? Mantıklı. Zıp! Hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasıl okunuyorsa. Dolar tam 31 oldu. <laughs> Nintendo Direct izledim mi? İzlemedim yok. Önemli bir şey gösterdiler mi? Yani Partner Direct de o çünkü şey değildi. Ee, yeni Nintendo işte birinci parti oyunlarıyla falan değildi. Üçüncü parti şeylerle alakalıydı diye hatırlıyorum. Partner Showcase aynen. Bakalım neler varmış. Neler göstermişler bakalım. Gene şey gösterdiler mi? Bol bol çiftçilik oyunu gösterdiler mi yine? Bu Grounded bunu geç. Bol bol çiftçilik oyunu göstermiş olmalı. bunu ne Mantıklı. Ahmet hoş geldin. Teşekkür ederim için. Land of Fumes. Oha. Okey. Tamam. Ender Magnolia. Bloom in the Mist. Peki. Eee... Bu çiftçilik oyunu değil galiba. Yok değil. Yani Kain da battan tırıyalı. Ne bu? Euden <A> mi? <laughs> Unicorn Overlord. Bu neydi lan? Bundan önce görmüştük. <laughs> Monster Hunter neydi bu? Ha, <laughs> Monster Hunter Stories'in ki. Okey. Aa şey mi duyurdular? Epic Mickey mi duyurdular? Epic Mickey'ye remaster mı ediyorlarmış? Ooo. İyi Epic Mickey oynamak istiyordum ben zaten. Almıştım. V'de vardı bende de oynayamamıştım. Kalmıştı öyle. İyi. İyi. Epic Mickey oynarız. Bakalım. Hmm. Burada gösterdiler değil mi şeyi? Şimdi Mega Man Tensei Vengeance'ı. Ya yok abi. Tekrardan girmek istemiyorum bu yolculuğa. Yani şimdi Megami Tensei bir fazlasıyla baymıştı zaten. Başka? Unite and Fight. Star Wars Battlefront Classic Collection. Aspire hala sadece şey yapıyor ya. Hala sadece e, port yapıyor. Eski Star Wars oyunlarının portunu yapmaya devam ediyor sadece hala. Ha, bu Battlefront'lar eğlenceliydi. O ayrı mesele. Özellikle Battlefront 2 bayağı eğlenceliydi. Yani Hani Aspire Kotor remake yapıyordu bir yer hatırlıyorsunuz değil mi? Bu oyun çok kötü görünüyor ya. Çok kötü görünüyor bu oyun gerçekten yani. Hiç ilgimi çekmiyor. Bir bitin artık. Bir bitin artık. Yani ne, ne, oluyor lan? Para. Abi yayında bakabilme şansım var mı meyle? Yani şu an açarım. Yayında göstermem de açarım bir bakarım şimdi. Artık bir bit Sword Art Online yeter lan. Bir dakika gandım tamam. Bir saniye. Sword Art Online için söylediğim şeyin aynısını Gundam'a da söylemem. Bir bit artık dedi. De. Nightingale hoş geldin teşekkür de senin için. Ama gandım ayrı. <laughs> Gundam Breakers PlayStation'a da çıkıyordu. Bu zaten PlayStation'da olan bir versiyonun Switch'e çıkanı mı yoksa hani bu Switch'e mi özel? Ah Monkey Ball. Super Monkey Ball Banana Rumble. Hiç oynamadım lan Super Monkey Ball merak ediyorum. Battle Royale modu getirmişler. Ah, World of Goo. Bunun ikincisi çıkıyor değil mi? Aynen. Zamanda ne oynadık lan şu World of Goo'yu? Herkesin hayatından bir geçti. Life Transcending Time. Bu ne? <laughs> Fantasy Girl Who Steals Time. Ah, çiftçilik oyunu. Tamam, bir tane olmasaydı sıkıntı olacaktı. Bir tane çiftçilik oyunu lazım abi. Bir tane Para. lazım yani, bir tane lazım. Otter ya bir game PC'de Game Pass almam ama hocam PlayStation.com görmüyor. Bunu görmüş almanın bir yolu var mı acaba? Yani DS4 kullandıysan direkt hani DS4 diye bir program var. Hani onu kullanıyorsun. O görmüyorsa genel olarak Xbox'ın kendi engellemeleri yüzünden oluyor. He? Bir dakika ne?

Hmm, Sonic Mania yapanlar mı yapmış bunu? <laughs> Muhtemelen keyifli bir şeydir bu. 3D platformudur. Göz atılabilir. Başka. Ha, Walter Mellon geliyor mu? Direkt Suika Game diye mi bıraktınız? Walter Game deseydiniz bari. Suika zaten Walter yani karpuz demek zaten. Bu da manyak gibi oynanıyordu bir ara. Pepper Grinder. Para. E, Plan Gold's yıl oldu ki bilmiyordu hala Bloodborne PC'i e duyururlar mı diye bekliyorum. Valla hepimiz onu bekliyoruz da duyurmayacaklar gibi. Güzel görünüyor. Bu ne? At yarışı. Okey. Tamam. Geç. 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 <laughs> Snufkin Melody. Tales of Kenzer, Zao bilmem ne falan. Demon Slayer. Bu ne lan böyle? Ne Demon Slayer ritim oyunu mu bu? Kingdom Come Deliverance kesin bok gibi çalışacak. Control Operation Galuga. Galaga değil ama Galuga. Peki. Ne geliyormuş lan Tender Switch Online'a? Rareware. Hangisi? Banji kazıyı Donkey Kong 64. Conker Aa, okey. Şey geliyor. Beltots. Beltots geliyormuş. Beltots ve şey geliyor. Neydi lan bu oyunun ismi? Ne Killer Instinct. Kısacası gerçekten insanların umursadığı e, rare oyunlarından hiçbiri yok yani. Okay. Teşekkür ederiz. Mantıklı. Bu ne lan? Bartos'a haber alışken teşekkür etmesin. Endless olsun, luminous. Ne oğlum bunlar? Hani sunum bittikten sonra mı gösterir anlamadım. Ne bu? Sonsuz oğul. Okyanus. Okey bir şey kaçırmamışız. Hiçbir şey kaçırmamışız. Hiçbir şey kaçırmamışız. Tamam. Hiçbir şey kaçırmamışız yani. Şu another... Crabs uh, Treasure. oyun güzel görünüyor. Ne kadar o? Mantıklı. Sagittarius hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. iki ay sonra çıkıyormuş. Daha fiyatı belli değil. Güzel görünüyor ama. yani Souls demeleri komik geldi. Oyunun türü... Agro Crab zaten direkt şeyin ismi. Bu oyun hangi platforma çıktı aslen? Çıktığı bir platform var mı? Epic falan bir yere çıktı mı daha öncesinde? Yoksa ilk kez mi çıkıyor? Ayrım Pineapple'ın videosundan bakabilirsin. Bayağı eğlenceli. Bakayım. Güzel görünüyor. Oynarım ben bunu. 24 Nisan. İyi, bize canlı yayında oynayacak oyun çıktı lan. Hele bir de zorsa. Bol bol küfredip. Bosslarda ölüp muhabbetini çeviririz. Platforming falan da var gibi gözüküyor yani oyun içerisinde. 3D platformer gibi duruyor Souls çok açıkçası da konsept güzel. Yani saçmalık ama güzel yani. Rise of Ronin trailer da paylaşıldı. Rise of Ronin'den yeni fragman mı paylaşıldı? Ra Rise of Ronin. İki hafta önce var. Altı gün Ya iki hafta önce var en yakın ya. Yeni fragman görmüyorum ben şu anda. Yani. En yakın iki hafta önce var. Ha bir dakika şimdi gördüm. 23 dakika önce gördüm gördüm gördüm, gördüm tamam gördüm. Bakalım buna bir daha. Niye bu da kalas görünüyor? Yani karakterin uçma animasyonu neden bu kadar şey görünüyor? Kalas görünüyor. Hani bu hiç özgür bir mekanikmiş gibi gözükmüyor bana şu anda. Yani tamamen gimikmiş gibi görünüyor. Sadece spesifik yerlerde, spesifik anlarda oyun istediği zaman kullanabileceğin mekaniklermiş gibi görünüyor gözüme. Yani özgürce gezmenin tozmanı sağlayacak bir şey gibi değil sanki. Hani bol bol görünmez duvarın olduğu bir oyun gibi görünüyor açıkçası arkadaşlar. Ve haritada açık dünya değil andığım kadarıyla. Çünkü bu kadar fazla Aha. yeri aynı anda gezebiliyorsak Kyoto yok ama bilmem ne. Aynen ona bakıyoruz. Batuhan Özkan'ı çıkıyoruz. Hani, <laughs> yani yani Freedom to roam. Ne kadar bir freedom? Mantıklı. That's cute. Eray Kılıç hoş yani geldin. Teşekkür ederim de senin için. Aynen. Sadece kedi seviyoruz abi Freedom'da? <laughs> Çok orijinalsiniz. <laughs> Niye yok oh bu direkt ya? Bu direkt New York ya. Eldering'in trailer'ı çıktı arkadaşlar. Çoktan konuştuk. Bitti gitti. Boyun öncelik vermekte doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilmiyorum ya. Yani bu oyuna sanki yani sanki ben Dragon's Dogma öncelik versem daha iyi olacak gibi geliyor. Bu çok mantıklı bir oyunmuş gibi gelmedi bana. Yani Outcast New Beginnings in 60 seconds. Hmm. Arrange Bu Vardı şeyde gösetter çoğun yani e, Switch hani Nintendo şu an yine gösterdi. Çok şeyin fragmanı şeyde de var aynısı. Aynı fragmanlar PlayStation'da da var. Yani. No rest for the wicked. Ona baktım. Dün gece baktım. İyi. Çok iyi görünüyor. Selam dostum. Hiç shopping, shopping mi? Hmm. İlla ki denemişimdir ama ayrımını yap desen yapamam. Öyle söyleyeyim. Bu bayağı iyi görünüyor bu arada. Şöyle alayım da bir saniye. Animasyonlar falan çok güzel bu oyunda. Geldi mi geri? Geldi mi geri? Bugün internet 3-4 kere daha kesildi geldi. Niye bilmiyorum. 3-4 kere daha kesildi geldi. Bir sıkıntı var belli ki Super Online'da ama. Yani şuradan almak lazım. Ara geçişle beraber çok güzel çünkü. Baksanıza animasyonun akıcılığına, detaylılığına. Adamlar taptan souls -like yapmışlar. Bak bu souls -like gibi duruyor harbiden de. <laughs> Bununla büyük bir keyifle oynayacağım. Bununla alakalı tek sıkıntım şey ya. Öyle ekses çıkacakmış galiba. Yani oradan sonra bambaşka bir şey yapmış olmaları beni çok mutlu ediyor Moon Studios'un. Başka bir şeyler denemiş olmaları. Hani adamların şey olduğunu gösteriyor her ona. Peri meri atabiliyorsun lan. Bosa peri attı herifi yani. Onu da heyecanla bekliyorum. Umarım bol savaşlarına kasmışlardır. Hani Ori'nin bir eksiği varsa ya o da boss savaşları zaten. İkinci oyunda ellerinden geldiğince toparlamaya çalıştılar ama gene sınırlıydı boss savaşları. Böyle yani bir avası olsaydık yapıyorsan boss savaşlarına kasman lazım abi. Umarım bol bol boss savaşı vardır. Ne bileyim bu 10 saatlik 15 saatlik bir oyun olsa en az bir 7-8 boss lazım. Vallahi güzel görünüyor. Ay. Durum bakayım bir kontrol yapmam lazım ufak. Eğer durum sandığım gibi ise kaçacağım. Hmm. Hmm, okey tamam. Birazdan kaçmam <laughs> lazım. Çünkü video çünkü çünkü yapacağınız oyuna sokayımın son şeyleri ele Yapacağınız oyuna sokayımın <laughs> son düzenlemelerini yapıp yarın size ulaştırmak istiyorum efendim. Derdim o. Derdim o. Abi mail lütfen. Bakacağım mailime bir saniye dur bakıyorum. Mikel'in tasarımı biraz Gaya'da benzettim. Valla o Mikel'e değil diyorlar. Ben de Mikel'e... Ay midem çok yanıyor. İyi. Banama bakacaktın Gmail'e link atın. Bakacağım hepsine. Mikaela değilmiş. Öyle diyorlar. Para. Aa midem yanıyor. Okey. Hmm. falan mı düştü? HR Papers Text'i çık geliyorum. Hı, tamam şimdi gördüm. Şeye düş, Spam'e düşmüş. Güzel. Çizimleri oldukça tatlı. Oldukça da profesyonel duruyor. Biraz arka plan eksikliği var ama onun haricinde in yani internette yayınlanacak bir iş için oldukça uygun, oldukça güzel. Oldukça başarılı. <laughs> Belki Godwin'dir. Ya bilmem ne Impaler bir şey işte ne bileyim. Vlad deyin siz hani. Impaler'dan yola açar. Siz ona Vlad deyin. Vlad olsun onun ismi. Bilmiyorum. Godin olabilir de onu daha cüsur yıldırımlı beklerdim. Yani. Neyse arkadaşlar. yakar kalasın ben yorum yapamıyorum zaten diye dört full çıktı ne oldu? Taslak abi onlar. Hikaye yazmak istiyorsan yardımcı olayım. Yazmak istiyorum kesinlikle. Kafamda uzun zamandır dönen bir manga anime senaryosu var. Suicide Squad sonrası yeni video Hell Divers olacak arkadaşlar. Ee, ondan sonra da artık daha şeylere geçeriz. Retro'lara, metro'lara falan filan geçeriz ondan sonra. Red Yen, Batman Beyond, evet evet gördüm. Ee, her ne kadar fazla şey dursa da fazla Spider-Verse gibi dursa da çok isterdim. Öyle bir Batman Beyond filmi izlemeyi. O görselde Batman Beyond filmi izlemeyi çok isterdim yani. Batman Beyond'u çok severek seyrettim çocukluğumda. Çok keyifli bir çizgi filmdi. Çok isterdim keşke yapılabilseydi yani Terry McGillis'in hikayesini de bu şekilde anlatabilselerdi çok isterdim. Ha Kevin Conroy hayatta olmadığı için Bruce Wayne'i seslendiremezdi. Yaşlı Bruce Wayne'i seslendiremezdi. O birazcık gözlücü olurdu. Ama yine de isterdim izlemeyi yani. Bir aya Dragon's Dogma 2 var. Bunların hepsini etmemiz lazım. Reddit'te bu Impaler Mesmer için Michael ve Mog'un çocuğu olabilir diyorlar. Hmm. Para. Abdullah Zarcı hoşgeldin teşekkür ederim. Kadın mıydı lan? Ben Michaela'yı erkek hatırlıyorum. Michaela erkek değil miydi? Malenya'nın küçük kardeşi erkek kardeşi değil miydi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Hadi ya Michaela kadın mıydı? Allah Allah. Brother diyor. Yani. Hmm. Mikail erkek Miko yapma oğlum Miko. Erkek. Erkek. Hikaye nasıl vurulur? Kafa rahat atlayacağım tönete. Ne varsa keseceğim. Yani. Yani. Mog. Mog da erkek olmalı. Neyse ya. Gender politikse girmiyorum. Kim nasıl ne doğuruyor bilmem ne. Hiç yani şu an bunun kavgasını etmeyeceğim abi. Yani. Ne olur ne olmaz. Ben anlamam bu işlerden. Ben kaçıyorum şu yapacağınız oyuna sokayım videosunu hallederim. Diğer arkadaşlara mailden dönüş yapacağım birazdan. İşlerimi halledeyim. Sonra görüşürüz tekrardan. Haydi.